Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olan Maliye Teftiş Kurulu 1879 yılında Osmanlı yenileşme hareketleriyle yani Tanzimat dönemiyle birlikte Abdülhamit tarafından kurduruluyor ve o dönemde Fransa'dan büyük destek alınıyor ve Fransa Maliye Teşkilatı esas alınarak oradan Türkiye'de daha doğru bir deyimle Osmanlı İmparatorluğu'nda bu kurumu kurmak üzere uzmanlar geliyorlar. Gerçekten o dönem için son derece yenilikçi ve son derece önemli bir kurum. Bu saygın kurumun, bu soylu kurumun mazisinde çok seçkin mensuplar var ve bunların özellikle her biri birbirinden değerli, her biri son derece temiz, ahlaklı, dürüst ve en ufak üzerlerinde bir şaibe olmayan, üzerlerine bir gölge düşmemiş insanlar. Bu da tabii son derece övgüye değer. Bu seçkin mesleğin mensuplarında devletin ve milletin hak ve hukukuna objektif sadakat ve her koşul altında ama her koşul altında ödün vermeden devletin çıkarlarını savunmak, devletinin değerlerine büyük bir ahde vefa duygusuyla bağlı olmak bu tüm mensuplar için yegane amaç oluyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da tabii bu kurum hızla gelişiyor ve aynı bu özelliklerle birlikte kurumun önemi giderek artıyor. Büyük olaylarda hakkaniyet ve hukukun tesis edilmesi gereken durumlarda ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aynen onun deyimiyle behemahal bir maliye müfettişi gönderilmesi diyerek maliye teftiş heyetine ne kadar önem verdiğini ve ne kadar güvendiğini her fırsatta kamuoyuyla paylaşıyor ve her fırsatta dile getiriyor. İşte Maliye Teftiş Kurulu böylesine önemli, önemi yadsınamayacak ve devletimizin olmazsa olmaz çok özel bir kurumudur. Bu Tanzimat'ın yenileşme hareketiyle birlikte Maliye Teftiş Kurulu o dönemde kurulduktan hemen sonra gerek Maliye Teftiş Kurulu'na nitelikli, bilgili eleman yetiştirmek, gerek o döneme kadar azınlıkların elinde olan ticaret yaşamına bilgili, bilimsel elemanlar yetiştirmek, kısacası bilimsel anlamda mektepli müteşebbis yetiştirmek amacıyla da 1883 yılında Hamidiye Mektebi Ticari Ailesi kuruluyor. Ve gerçekten o dönemden başlayarak bugüne kadar geçen süreç içerisinde bu okul ve tabii ki 80'lerden sonra Marmara Üniversitesi bu güzide kurumumuza çok değerli, bilgili mezunlarımızı yolluyor. Marmara Üniversitesi çok büyük bir kuruluş. Bir defa fiziki açıdan Asya ve Avrupa yakasında kurulmuş kampüsleri var. Ben her zaman diyorum ki belki de dünyanın en önemli kurumu. Çünkü hem Asya hem Avrupa yani iki kıtada yerleşmiş dünya üzerinde başka bir yüksek öğretim kurumu yok. Aşağı yukarı 60 bine yaklaşan öğrencisi var üniversitemizin. 3 bine dayanmış sayısı öğretim elemanlarımız var. 2000 civarında idari personelimiz var. İstanbul'un 10 ilçesinde 14 irili ufaklı yerleşkemiz mevcut. Ve de 14 fakülte, 10 yüksekokul, 9 enstitü, yaklaşık 42
tane araştırma uygulama merkezi var. Ve Marmara Üniversitesi bu tüm birimlerinde 169 bölüm ve yüksekokullara bağlı 25 programla eğitim öğretim yapıyor. Ve de en önemlisi 5 dilde eğitim yapan bir kurum, Türkçemizi de sayarsak. Türkiye'nin siyasi yaşamına Marmara Üniversitesi nitelikli mezunlarıyla her zaman katkıda bulunuyor. Marmara Üniversitesi'nin özellikle İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültemiz, sahip olmaktan gurur duyduğumuz Maliye Teftiş Kurulu'na her geçen yıl artan sayıda mezunumuzu gönderiyoruz Marmara Üniversitesi olarak. Ve bundan da tabii büyük onur duyuyoruz. Böylesine mümtaz, böylesine ülkesini düşünen, ülkesinin tüm sorunlarına, parasal sorunlarına, ülkemizin tüm çıkarlarına, devletimizin bekasına çok büyük hizmet veren bir kurul, Maliye Teftiş Kurulu. Dolayısıyla biz Marmara Üniversitesi olarak Maliye Teftiş Kurulu'nun hemen arkasından kurulan, ki bizim çekirdeğimiz biraz önce arz ettiğim gibi Hamidiye Mektebi Ticari Ailesi, 1883'te kurulduğumuzda ifade etmiştim. Hemen arkasından kurulduğu için teftiş kurulunun sadece ondan bir yaştaş olma özelliğini de taşıyor. Yani aralarında çok az bir yaş farkı var ve ilk yıllar özellikle 1940'lara kadar geçen dönemde çok önemli sayıda bu kurucu ve temelimizi oluşturan yüksekokulumuzdan Maliye Teftiş Kurulu'na çok sayıda elemanlar gitmiş. Fakat bir süre sonra bu trend biraz düşme göstermiş. Ancak bu son yıllarda aldığımız sevindirici haberler bizleri çok mutlu ediyor. Ve bugün Marmara Üniversitesi öğrencileri seçkin öğretim üyelerimizin gayretiyle ve yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin çağdaş donanımlarıyla Maliye Teftiş Kurulu sınavlarını kazanıyorlar ve bu kurumda yerlerini alıyorlar. Bu üniversitenin, Marmara Üniversitesi'nin üst yöneticisi olarak beni bu son derece mutlu ediyor ve gerek öğrencilerimizle, gerek onları yetiştiren değerli öğretim üyeleriyle gurur duymama vesile oluyor. O nedenle ben Maliye Teftiş Kurulu'nun 130. yaşını en iyi dileklerimle yürekten kutluyorum ve onlara nice nice yüzyıllar diliyorum ve şuna inanıyorum ve iddialı söylüyorum ki Marmara Üniversitesi önümüzdeki yıllarda bu değerli, bu güzide kurumumuza ikinci sırada değil, ilk sırada eleman yollayacaktır. Ve bu konuda da bu iddiamızın kesin olduğunu söylüyorum. Ve bu kurumda yer alan öğrencilerimizle her zaman onur duyduğumu ifade ediyorum. Ama birincilik için oynadığımızın da bilinmesini istiyorum. Tekrar kurumumuzun yeni yaşını kutluyorum. Nice yıllar diliyorum kendilerine ve bu kurumda başta başkan olmak üzere çalışan tüm değerli mensupları ayrı ayrı kutluyorum. Hepsine en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.